İlk 3 dakikada yumuşar demiştim, aldım bir kuaförünü. Vallahi ben bu sefer çok kızmış, 5 dakika dayanır diyordum ama... Timoş beni asla yanıltmaz. Bu çifte kumları piste yalnız bırakmadım diyorum. Kurtlar kapar. Umarım bu laflar sadece bana özeldir. Çünkü eğer heybeden çıkmış işler olduğunu anlarsam üzerim. Çok şıksın. Teşekkür ederim. Ben seni mutfakta olursun zannediyordum. Aa, yok. İşlerin çoğunu hallettim. Geri kalanıyla Serkan ilgilenecek. Ben bu gece dans edeceğim. Bu bir teklif mi? Kusura bakma ama sana değil. Benim başka birine sözüm var. Karıştırıyorsun sen. Ne diyorsun sen ya? Dün yardım edeceğini söyledin. Gittin sinemayı ayarladın. Sözde bir de Sinan'dan uzak duracaktın ama... ne hikmetse Sinan'ın sana dans sözü varmış. Öyle bir şey yok. Güzel. Ama eğer olursa diye söylüyorum. Dünkü yardımlarının aynısını bugün içinde bekliyorum. Ona göre. Biliyor musun, bu da dündeki son şarkımızı, son dansımızı etmiştik. Hayatım, ilk şarkımızda da ağlamıştım. Son şarkımızda da ağlıyorsun. Ya işte ben romantik bir insanım. Yani ağlıyorsam bil ki bir sorun yoktur. Altın kalp tatlısını yedin mi? Bilmediğim bir tatlı değil ki. Niye bu kadar soruyorsun? Çünkü beraber yaptık. Sen gittin. Evet. Sonra ben bir şiir yazdım. Tatlının içine koydum. Yani açıp bakarsın diye. Ne diyorlar? Kaçırmışım desene. Serin kış bahçelerinde yeşile bırakırken kendini... gülümsüyordun oradan bana. Sarıyordu odamı. Olmazsa yaşayamam dediğim o kokun. Koklamaya doyamadığım portakal çiçeğimsin. Ömrümsün. Gözlerin görüyor musun, kendi yazdığım şiiri bile unuttum. Gözlerinin kuytusunda yaşamak istiyorum. Kelebeğin ömrü kadar bile olsa yaşamak. Çimene konmuş çiğ taneleri gibi kırılgan ellerini tutmak. Ama hiç bırakmamacasına tutmak. Koklamaya doyamadığın portakal çiçeğimiz. Ömrümsün.
yapmadım dedin? Çünkü bizim sonumuz yok.